hep beraber Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmak durumundayız. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yazar ve yöneticilerine yönelik terör operasyonuna tepki gösterdi. Darbe fırsatçılığı yapıp toplumun aydın kesimlerini, düşünenleri susturmak, medya üzerine baskı kurmak, sivil toplum üzerine baskı kurmak gibi bir olayla karşı karşıya kaldık. Parlamentodan alınan yetkilerle kanun hükmünde kararname çıkararak bir anlamda anayasal düzen değiştirilmek istendi. Ankara'daki Cumhuriyet Gazetesi binasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Anayasa Mahkemesi de vardı. Eğer Türkiye bugün bu koşullarla karşı karşıyaysa bunun sorumluluklarından birisi de Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Anayasa Mahkemesi eski içtihadında direnebilseydi, eski içtihadı geçerlidir diyebilseydi bu tablo bugün gerçekleşmeyecek.